Arkadaşlar merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım yeni etkinliğimiz yolda. Burada Süper Ejderha etkinliğine hoş geldin diye bir ekran karşılıyor. Bu etkinliğimiz birazcık daha farklı, bunu söyleyebilirim. Şimdi burada diyor ki çok oyunculu savaşlarda aldığın yıldızlar sana buz küpleri kazandırır. Savaşlarda Süper Ejderha'yı kullanarak daha fazla buz küpü kazanabilirsin. Yanında ise Süper Birlik, Madalya ve Cevher gibi ödüller seni bekliyor, gayet güzel. Topladığın madalyalarla tüccardan daha fazla ödül alabilirsin ve yeni bir araman yeteneğimiz var dostlarım, bilginiz olsun. Ve süper ejderha daha kısa sürede eğitilebiliyor. Devam et diyelim şöyle. Şimdi burada direkt süper ejderhayı alacağız. Sadece bu değil arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra dostlarım ekstra şöyle yana doğru kaydıralım. Burada dostlarım 3 tane, gördüğünüz üzere sol üstte 3 yazıyor. 3 tane süper birlikte savaşlara gidebileceğiz. Bu çok güzel bir şey oldu. Artık süper ejderhayı istediğiniz şekilde kombinasyonlayabilirsiniz. Yani normalde burada sadece 2 tane süper birlik alabiliyorken artık 3 tane süper birliklerle saldırıya gidebileceğiz. Şimdi isterseniz şurayı bir fulleyelim sizlerle birlikte. Ne kadar alabiliyoruz madalya etkinlik sonunda? Ona bakalım. Şöyle direkt 90-90 verelim ve tabii şu madalyaları toparladıktan sonra dostlarım şöyle bir sona gelelim. Bak galiba bu birazcık daha uzun diğer etkinliğe göre, gayet güzel. Ekstra yine dekorasyonlar var ve bir sürü dostlarım mor ve mavi cevherden de var. Ve yine en güzeli, bence bana göre bakın en güzeli, %30 eğitim hızlandırma var. Bu çok güzel. Şimdi buraya gelelim ve buradan da alev topuna bakalım. Burada dostlarım koruyucuya gelen bir özellik ve gerçekten çok güçlü. Bakın harbiden söylüyorum. Çok güçlü. Bakın sadece birinci seviyesi için 1500 hasarı var arkadaşlar. Hasar alanı da 4 karo. Gayet de güzel. Ve temel saniye başı hasarına da koruyucu 21 bir artış veriyor. İsterseniz bunu bir toparlayalım. Şimdi şöyle bir 70 madalyamızı alalım. Bakalım ne kadar süper madalya verecek bize. Önemli olan o. Şöyle sadece etkinlik bileti almadan yaklaşık 3150 dostlarım. Bu arada yarın da etkinlik bileti alacaksanız dostlarım içerik üretici kodunu ClashTuber yazaraktan beni ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz dostlarım. Bu içerik üretici kodunu yazmak tamamen ücretsiz. Hani hali hazırda etkinlik bileti alacaksanız yazmayı da ihmal etmeyin. Şimdi buradan 3150, bakın direkt alev topunu alabiliyorsunuz. Almanız gereken bence en önemlisi bu. Ama etkinlik biletini alırsanız bakalım ekstra daha ne kadar gelecek. Şöyle bir toparlayalım bu kısımları da. Bayağı bu arada cevher veriyor. Ben cevher için bile alırdım yani şuradaki etkinlik biletini. 5050 etti arkadaşlar. 5000 de ekstra bir nevi altın biletten geliyor. İsterseniz kitap alabilirsiniz. Burada yine 1030'da kahraman kitapları, savaş kitabı, inşaatçı kitabı, kostüm de gelecek. Buraya eklememişler. Veyahut dekorasyonlarla ilgileniyorsanız dekorasyon da alabilirsiniz. Rünler yani bayağı güzel oldu. Her ay bu etkinliklerin gelmesi bence. Bu arada buradaki dekorasyonları da koyalım. Bu dekorasyon dünya küresi var zaten. İsmi de taş küre. Şöyle yerleştirmemiş diğer goblin dekorasyonu da koyalım. Çok güzel. Şimdi buradan bir saldırı yapacağım. Koruyucuya kesinlikle yeni özelliği almak istiyorum. Ve direkt fullemek istiyorum da dostlar şöyle. Ya direkt birinci seviyeden son seviyeyi çıkartalım. Abi atış hasarı 4100 mü oldu? Kahramana normalde 21 saniye başı hasar güçlendirme veriyorken şu an 101 veriyor. Ve karo alanı da 6'ya çıkmış. Bunu direkt bir kuşan diyeceğim. Neyin yerini aldık? Sonsuz büyük kitabı, aynen. Bu çok önemli. Bu kesinlikle hiçbir zaman çıkmaz arkadaşlar. Bir de alev topunu aldık. Gayet güzel. Bu sefer ne öfke ne de şifa özelliği. En iyisi bu. Şimdi bunu deneyeyim. Sadece bunu da bir deneme yapmak istiyorum. Bir tane barbar alayım. Kendime saldıracağım. Özellikle bu düzende denemek istiyorum. Nereye atayım, nereye atayım? Şuraya at direkt. Bak direkt özelliğini kullanacağım dostlar. Bakın alev topu geldi. Ve direkt gördüğünüz üzere her şeyi çok ciddi bir şekilde yıkıyor. Ve dediğim gibi koruyucuya da güzel bir saniye başı hasarı veriyor arkadaşlar. Oraya bildiğiniz yıktı. Bu özelliği güzel yerde kullanmanız gerekiyor. Özellikle böyle ağır savunmaların olduğu, koruyucu yürüyüşü yapmış olduğunuz şeylerde çok güzel iş yapıyor. Mesela tekrar çıkacağım. Acaba şuradaki büyücülere, havana, ilk sayına falan tek atar mı, onu merak ediyorum. Şöyle gönderdikten sonra hemen bir basayım. Abi bu nasıl 6 karo lan? Harbiden diyor, bu nasıl 6 karo ya? Bu manyak bir özellik, bunu baştan söyleyeyim. Bu son getirdikleri özellikler vesaire. Hani bilmiyorum, biraz hızlı mı tüketiyor Supercell bu yeni özellikleri, yeni koruyucu ekipmanlarını bilmiyorum ama en son 2 tane zaten şampiyona getirdiler. Bir tane de şimdi koruyucuya getirdiler. Bence çok hızlı tüketmeye başladılar gibi hissettim. Bilemedim. Dostlarım burada kraliçe yürüyüşlü bir saldırı yapacağım. Çok saçma sapan bir saldırı olacak biliyorum ama denemek istiyorum. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Nereden bıraksam? Seni aşağıdan bırakacağım şöyle. Koruyucuyu da şuradan bırakacağım. Şifacıları salla. Gayet güzel. Şimdi abicim pasif yetenek zaten kraliçeye güzel bir destek veriyordu. Aslında buzul morsul yerine de zehirli kertenkele de alabilirmişim. Onu fark ettim. Ama problem de şuradan 2 tane göndersem okçu hızlı bir şekilde ordu kampında alacak. Sağ taraftan da temizliğini yaparsa mükemmel olur. Girmezsin değil mi menzile? Menzile girmezsin. Menzile girmezsin. Şöyle bakıyorum, çok güzel, menzile girmedi.
Şimdi burada amacım ne biliyor musunuz? Koruyucunun özelliğini dostlar kullanacağım ama bu sefer şu özelliği de gitmiş olacak. Çok saçma olmaz mı? Biraz saçma oldu. Biraz saçma oldu arkadaşlar. Kralı şuradan bırakacağım. Kraliçeyi de aynı keza. Şöyle bir ejder bırak. Bir ejder buraya bırak. Bir ejder buraya bırak. Bir ejder buraya bırak. Şöyle bir görünmezliği gönder. Çok güzel. Şu noktaya bir dondurma. İskeleti sağ taraftan yolladıktan sonra şampiyonu gönder. Ejder birincileri ve bir öfke büyüsü. Gayet güzel. Şimdi içeriye doğru ilerleyecek misin? Hadi bakayım içeriye doğru ilerle. Bir görünmezlik dondurma daha atacağım bu noktaya. Koruyucunun özelliğini yapıştır. Çok güzel. Orayı bak merkezi çok güzel temizlemediler mi? Bir öfke büyüsünü daha yolla. Mükemmel. Şu noktaya bir öfke büyüsü daha atacağım. Ve bir dondurma büyüsünü göndermek istiyorum hızlı bir şekilde. Şöyle şampiyon özelliğini kullandığım gibi hemen askerleri çıkartacağız. Şu noktaya bir dondurma dağıtmak istiyorum. Çok güzel. Bir öfke büyüsü daha atsam mı diye bekledim ama sanki sağ tarafa kullansam çok daha sağlıklı olacakmış gibi hissediyorum. Hem binicinin olduğu kısım. Evet, sağ taraf daha sağlıklı olacak arkadaşlar. Hemen şöyle öfke büyümü de göndermiş oldum. Hızlıca oradaki seken top, ıvır zıvırları hani Tesla'dır, monolittir onları da aldık mı? Tamamdır ama çok geç kaldın, çok geç kaldın. Bari burada kralın özelliğini fulle. Zaten kraliçemizin de özelliği var, şifacı özelliği. O da ekstra bir destek verecek. Zaten şurada kralın da canını çok güzel fullemiş oldu. O da çok güzel şifacıların bir kıyağı. Yani güzel bir saldırı, güzel bir özellik. Onu beğendim. Baştan bunu söyleyeyim. Daha yeni mi çıkıyorsunuz? Tamam sizler de buradaki yetimistler iyi iş yapacaktır. İnanıyorum. Kralın özelliğine kullan gitsin şöyle hızlıca. Temizlikte de zaten destek verecektir. Seken top da yetimistler tarafından yok edildi. Kraliçenin de özelliğini kullan. Çok kolaydı. Yani buna yine bir çay içilir. Ve 30 saniye kala. Yani ordu yani şurayı bir vurdum zaten merkez tertemiz oldu arkadaşlar. Merkezde kullanmak gerekiyor bu özelliği. Veyahut hibrit saldırılandı ya. Yine hibrite getirdiler yeni bir özellik ya. Abicim tamam hibrit yapacağız Supercell. Tamam yapacağız. Vallahi billahi hibrit yapacağız. Bak gelsin hemen hibrit ordu deneme videosu çekeceğim. Bak söz veriyorum sizlere. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir yeni özelliği, yeni yeteneği. Yarın dediğim gibi gelecek. Yarın da yine videosunu çekeceğim dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.